Ve geldik en zor bölüme. Muhalefette bir bozgun havası var. Moral bozukluğuyla yenilgiye sorumlu aranıyor. Suçlamalar, istifa çağrıları havada uçuşuyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Oysa böyle durumlarda sakince biraz geri çekilip muhasebe yapmak, yeni bir strateji kurmak ve ona uygun taktikler saptamak gerek. Son seçimde Erdoğan'ın karşısında bir negatif koalisyon vardı neyi istediğine göre değil neyi istemediğine göre oluşmuş bir geçici birlik. Kılıçdaroğlu olağanüstü bir çabayla siyasi yelpazenin farklı kesimlerini bir araya getirdi, başarıyla tek hedefe yöneltti ve onları bir arada tutabilmek için de çizgisinden tavizler verdi. Şimdi Türkiye'ye bir pozitif koalisyon gerek. Hayır dediklerinden ziyade evet dedikleri üzerinde uzlaşmış olanların birlikteliği gündelik çıkarlara değil, kalıcı ilkelere dayalı, korkuyu değil, umudu besleyen uzun perspektifli bir demokrasi cephesi. Erdoğan yoksullarla varlıklılar arasındaki dikey bölünmeyi gizlemek için onları kimlikleri üzerinden ayrıştıran bir yatay bölünmeyi kışkırttı. Toplum aslında yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında bölünmüşken onları siyasi, etnik, dinsel, hatta cinsel korkularla ayrıştırdı. Böylece evde yiyecek ekmeği olmayanlar bile ailesinin, dininin, ülkesinin elden gittiği korkusuyla cepheleşti. Şimdi yeni dönemin siyasetini kurarken taşları yeniden yerli yerine oturtmak, kimlik siyasetinin yerine sınıf siyasetini koymak ve rol dağılımını buna göre yeniden kurmak gerek. O zaman bütün Kürtlerin terörist olduğuna inanan milliyetçiye de Eşcinselliğin aileyi dağıtacağından korkan muhafazakara da, seccadeye ayakkabıyla basıldı diye dinin elden gittiğini sanan dindara da diyebiliriz ki, sen bu korkularla cebelleşirken maaşın unufak oldu, çocuğun okula aç gitti ve seninle birlikte ülken de fakirleşti. Büyük soygunda temel çelişkinin Kürtlerle Türkler, Alevilerle Sünniler, muhafazakarlarla modernler, dincilerle laikler arasında değil, ülkeyi yağmalayanlarla bu yağma yüzünden aç kalanlar arasında olduğunu anlatacak bir yeni siyaset dili ve ona uygun siyasi bir güç birliği. Gezi'nin yıl dönümünde belki de hatırlamamız, kurmamız gereken yeni siyaset budur.